Evet değerli dostlarım, hepinizi selamlıyorum. Hazirunu da gaibunu da selamlıyorum. Yeni bir Mesnevi Nuriye dersinde daha beraberiz. Katre'nin hatimesinde nükte ve noktalardayız biliyorsunuz. Biraz ağır gidiyormuşuz gibi görünebilir size ama aslında çokça hızlı gidiyoruz bana kalırsa. Bugün yeni bir nokta okuyacağız beraber. Ve çok Risale-i Nur'u anlama noktasında çok anahtar niteliğinde bir hakikati Bediüzzaman Hazretleri bize talim ettirecek bu bahsin içerisinde. Bereketli bir ders olmasını ümit ederek başlamak istiyorum. Ve değerli dostlarım, okuyacağımız nokta şöyle başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet iki çeşit olur diyor üstadımız. Masiva biliyorsunuz Allah'tan gayrı her şey, alemi kesrete masiva diyoruz. Mahlukata, masnuata, mevcudata masiva diyoruz. Ve aslında yeryüzündeki yolculuğumuz bizim bu masivadan kurtulup tevhide ulaşmak, vuslata erişmek, birliğe erişme yolculuğu. Dolayısıyla biz Allah'tan gayrı masiva dediğimiz bütün bu mevcudatla, mahlukatla kendi aramızdaki ilişkiyi, muhabbet ilişkisini kurarken bunu iki şekilde tanımlıyoruz. Bunlardan bir tanesine yukarıdan aşağıya diyor üstad, bir tanesine de aşağıdan yukarıya diyor. Birisi yukarıdan aşağıya iner, muhabbet yukarıdan aşağıya iner. Ne güzel değil mi? Yukarıdan aşağıya doğru inen muhabbet. Yani semadan nüzul ile iner bir tanesi. Masivaya muhabbet, bu bizim muhabbetimiz. Ama yukarıdan aşağıya doğru bir muhabbet. Buna siz tümden gelim de diyebilirsiniz. Diğeri de aşağıdan yukarıya çıkar. Bu yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya nasıl inip çıktığını üstad bize şöyle anlatıyor. Diyor ki bir insan en evvel Allah'ı seviyorsa, muhabbetini Allah'a vermişse ve onun muhabbeti dolayısıyla bütün bir mevcudatı, masnuatı, mevcudatı seviyorsa Allah'ın sevdiği her şeyi sevmiş oluyor ve her şeyi Allah'tan ötürü sevmiş oluyor ve bu durumda mahlukata taksim ettiği muhabbeti Allah'a olan muhabbetini tenkis etmiyor, yani eksiltmiyor, noksanlaştırmıyor. Bakın kesrete dağıtıyorsunuz muhabbetinizi, mevcudata taksim ediyorsunuz. Ama bu taksimat Allah'a olan muhabbetinizi noksanlaştırmıyor, tam tersine tezyid ediyor, yani ziyadeleştiriyor. Çünkü her şeyi ondan ötürü seviyorsunuz. Her şeyi severken aslında Allah'a olan muhabbetinizi besleyen bir muhabbete dönüşüyor. Bu tezyid eden, ziyadeleştiren bir muhabbete dönüşüyor. Burada tezyid ve tenkis kelimeleri birbirinin zıttı olan kelimeler, noksanlaştırma ve arttırma. Tenkis ve tezyid. Tenkis etmiyor Allah'a olan muhabbetimizi, tezyid ediyor, ziyadeleştiriyor. Oysa ikinci kısımda, yani en evvel esbabı sever, en evvel mahlukatı, mahbubatı, mesela işte aşığını sever en evvel, dostunu sever en evvel, o sevgiyi de Allah'ı sevmeye vesile yapar. Önce esbabı sever, o esbabı olan muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Bakın bu aşağıdan yukarıya doğru gidiyor, yukarıdan aşağıya doğru inmiyor. Önce esbabı seviyor, onu vesile yapıp Allah'ı seviyor. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, bu kısım muhabbet topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Çok çok önemli bir şey bu, bakın. Bu muhabbet topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Buradaki toplanma niye önemli? Bütün muhabbetleri toplayıp Allah'a çıkarmanız, Allah'a yükseltmeniz gerekiyor ya, aşağıdan yukarı bir yolculuğa çıktınız burada. Ve muhabbeti, Allah'ın muhabbetine vesile yapacaksınız. Dolayısıyla her muhabbeti ayrı ayrı toplayıp Allah'ın muhabbetine vesile haline getirmeniz gerekiyor. Üstadımız bize diyor ki bu topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Çok büyük bir tehlike bu. Bu kısım muhabbet dağılıyor ve bazen de kavi bir esbaba denk geliyor. Kavi esbab ne demek? öyle bir yolumuzu tıkıyor ki o sebep oradan müessire, oradan hakiki mahbuba yol bulamayabiliyoruz. Takılıyoruz orada. Onun muhabbetini manayı ismiyle celbeder diyor Bediüzzaman Hazretleri. Artık siz manayı isminin de manayı harfinin de ne olduğunu biliyorsunuz. Manayı ismiyle onun muhabbetini celbeder. Yani Allah'tan ötürü değil, kendinden ötürü bize kendini sevdirir. Bunu hani insan kendinde ne kadar ölçebilir, ne kadar biçebilir? Düşünsenize, hani evladınızı seviyorsunuz, arkadaşınızı seviyorsunuz, maşunuzu seviyorsunuz ama öyle bir kuvvetli sebep rast geliyor ki önünüze, size Allah'tan ötürü değil, kendinden ötürü kendini sevdirmeye başlıyor. Manayı ismiyle sizin muhabbetinizi celbediyor. Bunun mümkünatını göz ardı etmeyin ne olur. Ve helakete sebebiyet verir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biliyorsunuz üstadın bu konudaki yaklaşımı çok nettir. Gayrı meşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir der Bediüzzaman Hazretleri. Normalde başımıza her türlü musibet gelebilir ama o musibetler bizi Allah'a yakınlaştırır. Oradan Allah'a yol bulabiliriz. Ama gayrı meşru bir muhabbet merhametsiz bir musibete sebebiyet veriyor. Yani bela katmerleniyor. Bir taraftan bir musibetin, bir karanlığın içerisindesiniz. Öteki taraftan o karanlık Allah'a yol buldurmuyor size. Merhametsiz bir musibetin sebebi bu. Dolayısıyla üstadımız bize diyor ki helakete sebebiyet verir, manayı ismiyle bize kendini sevdiren her şey. Şayet Allah'a vasıl olsa böyle birisi diyor, vusulü de nakıs olur. Yani bakın bu da üstadın çok net olarak çizdiği bir tablo. Şayet Allah'a vasıl olsa, yani biz vesileleri kullansak da Allah'a yol bulsak, yine de vusulü nakıs olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu vusulün nasıl nakıs bir vusul olduğunu şimdi Hoca Efendi bize anlatacak. Bu meseleyi bir de Hoca Efendi'den dinleyeceğiz. Çünkü Risale-i Nur anlamada bu tümden gelin metodu bir esastır değerli dostlarım. Bu tümden gelin metoduna tedelli diyoruz, yukarıdan aşağıya. Tedelli yöntemi diyoruz. Şimdi Hoca Efendi bu meseleyi bize anlatmadan önce şöyle bir başlık açıyor Fikir Atlası'nda. Fikir Atlası bu manada gerçek mahiyetiyle bir atlastır. Nur'un meseleleri izah tarzı diye bir başlık açıyor Hoca Efendi. Nur'un meseleleri izah tarzı. Yani Risale-i Nur bize meseleleri nasıl anlatıyor? Ve bu inceliklerin içerisinde en önemli inceliklerden bir tanesi, satır arası okumalardan bir tanesini Hoca Efendi bu üstadın kullandığı tümden gelin metodu olarak tanımlıyor. İsterseniz metinden takip edelim. Uzun değil, kısa bir başlık bu. Şöyle diyor Hoca Efendi, nurlar İslami pek çok temel meseleyi halletmenin yanında onlara bir bütün haline bakıldığında satır aralarına sıkıştırılmış pek çok yol gösterici mesajlar ve külli kaideler türünden disiplinler ve fikir yumakları bulmak mümkündür diyor Hoca Efendi. Bakın nasıl, ne bulacağız nurlarda? Birincisi, en temel meseleleri Risale-i Nur bize hallediyor. Ne yapıyor? İşte tevhid meselesini hallediyor, kader meselesini hallediyor. Bunlar tamam. Ama bir de ne yapıyor Risale-i Nur bizim için? Bütün halinde ona bakabildiğimizde satır aralarına sıkıştırılmış çok yol gösterici mesajlarla karşılaşıyoruz. Külli kaidelerle karşılaşıyoruz ve fikir yumaklarıyla karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz Ali Ünal Bey'in de Risale-i Nur'da külli kaideler diye birkaç ciltlik geniş bir çalışması var. Külli kaidelerle karşılaşıyoruz, fikir yumaklarıyla karşılaşıyoruz ve yol gösterici mesajlarla karşılaşıyoruz. Onlardan bir tanesi işte bu. Onlardan bir tanesi diyor ki Hoca Efendi, risalelerde satır aralarında ifade edilen hususlardan bir tanesi tedelli, yani tümden gelim. Tümden gelim istidlal, yani delillendirme, tümden gelip de delillendirme metoduyla anlatılması. Meseleler Risale-i Nur'da tedelli, yani tümden gelim metoduyla anlatılıyor. Yani müessirden esere giderek. Müessir eser. Müessir, eseri ortaya koyan, eserin sahibi, sanatkar müessir. Müessirden esere giderek, yani yukarıdan aşağıya üstadın tanımıyla, yani tedelliyle. Bu çerçevede meseleleri ele almasıdır diyor Hoca Efendi. Risale-i Nur'un farklarından ve meseleleri bize intikal ettirmedeki satır arası o fikir yumaklarından, o külli kaidelerden bir tanesi bu. Böylece ne oluyor peki? Eser hem müessir-i azamın büyüklüğü hem de eserin ifade ettiği mananın derinliği açısından daha bir açılır ve inkişaf eder. Bakın, hem müessir-i azamın büyüklüğü açısından eser daha bir açılıyor ve bize inkişaf ediyor. Biz bunu aslında Hoca Efendi'nin söylediği bu şeyi değerli dostlarım Mesnevi Nuriye'nin başından beri yapıyoruz. Hani o lem'alarla başladık ya, tevhid delilleriyle başladık biliyorsunuz. Tevhidi ikiye ayırarak başladık, amiyane tevhid ve hakiki tevhid diye. Ve orada bize üstad neyi öğretmişti hatırlayacaksınız. Her mahlukun aslında bir masnu olduğunu öğretmişti bize üstadımız. Üstadımız bize her bir şeyden Allah'a yol olduğunu göstermişti. Her bir şeyin masnu olduğunu göstermişti. Ve her bir şeyin üzerinde Allah'a ait bir sikke, bir tura, bir hatem olduğunu öğretmişti hatırlayacaksınız. Ve ona nasıl bir mahluka, bir mevcuda ki onu masnu olarak görmek suretiyle nasıl bakacağımızı talim ettirmişti üstad bize. Tevhidi bir nazarla nasıl bakacağımızı talim ettirmişti ve aslında tevhidi bir nazarla onu bir masnu olarak görme, yani onu bir sanat. Bakın, üstünde Allah'ın mührünü göreceksiniz, görmek için bakacaksınız. Üzerinde Allah'a ait hatemi görmek için ona bakacaksınız. Onun bir sanatı ilahi olduğunun bilgisiyle, yani manaya harfiyle ona bakacaksınız. Diyor ki Hoca Efendi burada, böylece eser hem müessir-i azamın büyüklüğünü hem de ifade ettiği mananın derinliğini bize açacak ve inkişaf ettirecek. Nasıl inkişaf ettirecek? Böyle bir yol eseri anlama açısından çok önemlidir. Çünkü bunun tersi bir yaklaşım tarzı, yani eserden müessire doğru gitme yönteminde, yani üstadın tabiriyle aşağıdan yukarıya doğru gitme yönteminde çok defa beklenen sonuca ulaşılamaz. Her ne kadar o eseri oluşturan parçalar ciddi bir tenasüple, yani birbiriyle uyum, hatta bir yapbozun parçaları gibi birbiriyle bir tenasüp sergileseler, birbirini tamamlasalar da mükemmel bir nizamın, intizamın, ahengin, şiiriyetin ifadesi olsalar da neticede yine kendi kıymetince olması bakımından Zat-ı İlahi'de yeterince, Zat-ı İlahi hakkında yeterince fikir vermeyebilir. Biz normu alemde yaşıyoruz. Mikro aleme inip parçaları toparlayamayabiliriz. Makro aleme yükselip de bir bütünü tamamlayıcı parçaları göremeyebiliriz. Bir bütün olarak kainatı idrak edemeyebiliriz. Dolayısıyla parçaları dağıtabilir. O parçayı bütünün parçası olarak idrak edemeyebiliriz. Ve üstadın dediği gibi öyle kuvvetli bir sebep karşımıza çıkar ki o sebebe takılıp kalabiliriz. Ya da diyelim ki cemali perspektiften kainata bakıyorsunuz. Fatma Nur'un bugünkü paylaşımında olduğu gibi böceklere bakıyorsunuz diyelim. Uğur böceğine baktınız ve ondaki sanatı ilahiyi gördünüz ve hayran oldunuz. Ama size tiksinti veren, sizi korkutan, size çok çirkin gelen, ürperten sizi, belki çığlık atmanıza sebebiyet verecek olan böcekler de var. Ondaki cemali nasıl göreceksiniz? Görebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Tedelli yöntemiyle bakabilmeniz gerekiyor. Yani bu sanat-ı ilahidir. Sanat-ı ilahinin fırça darbeleri, incelikleri bunda var diye bakmadığınız sürece onları kaçırabilir, ıskalayabilirsiniz. Ya da üstadın dediği gibi öyle güçlü bir sebeple karşılaşırsınız ki size hayranlık verir, aklınızı başınızdan alır. Hani Türk minyatürlerinde hayret ve hayranlığı tanımlamak için parmağı ısırtan tasvirler vardır ya, parmak ısırtır size. O Züleyha'nın düzenlediği yemeği hatırlayın, Kur'an-ı Kerim'de o tabloyu topluyor Mısırlı kadınları, önlerine meyveler, meyve tabakları getirtiyor. Bıçaklar var, turunç meyveleri var tabaklarda. Sonra Hazreti Yusuf'u çağırıyor, meclise çağırıyor. Sonra ne oluyor biliyorsunuz hepiniz. Hazreti Yusuf'un cemali karşısında o kadınlar ellerini doğruyorlar ve Hazreti Yusuf'a bakıp haşa bu bir insan olamaz diyorlar. Bakın haşa bu bir insan olamaz, bu bir melek olabilir ancak diyorlar. Onun güzelliği karşısında. Öyle büyük sebepler karşınıza çıkar ki aşktan başınız döner. Öyle büyük sebepler karşınıza çıkar ki kemalat size hayranlık verir. Birisinin kudreti, yapabilirliği, birisinin yetenekleri, başka birisinin cemali, gençliği, heyecanı sizi yanıltabilir, aklınızı başınızdan alabilir, kendine bağlayabilir, manayı ismiyle size baktırabilir. O yüzden ne yapmanız gerekiyor sizin? Tedelli yöntemiyle, yani müessirden esere, yani yukarıdan aşağıya, yani sanatkardan sanata bakmanız gerekiyor. İşte diyor ki Hoca Efendi, risalelerde satır aralarında ifade edilen hususlardan çok önemli bir tanesi bu tedelli usulü meselesidir. Meseleye diyor Hoca Efendi, öncelikle göklerin ve yerlerin zimamını elinde tutan Zat-ı Ecel-i Ala'yı nazara alarak tedelli yoluyla bakmalısınız. Bu çok önemli bir marifet yolculuğu. Yani derinleşme yolculuğu. Önce Zat-ı Ecel-i Ala'yı nazara alacaksınız. Gökleri ve yeri zimamı, göklerin ve yerin zimamını elinde tutan Zat-ı Ecel-i Ala'nın nazarıyla, yani tedelli yoluyla bakacaksınız. Sonra eseri meydana getiren fırçanın eser üzerinde çok önemli derin çizgiler bıraktığını göreceksiniz. Öyle bakarsanız görürsünüz. Bir müze gezdiğinizi düşünelim ya da bir galeri gezdiğinizi düşünelim. Eğer siz tablolardan bir tanesinin hangi ressama ait bir tablo olduğunu biliyorsanız o hayranlıkla bakıyorsunuz o resme. Hatta eserde münasebetsizmiş gibi görünen bazı çıkıntıların bile değişik mana, farklı bir maslahat veya ince bir hikmet için olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Öyle baktığınızda fark ediyorsunuz. Tabloya bakıyorsunuz, orada fırça darbeleri görüyorsunuz. Orada bir takım çıkıntılar görüyorsunuz ama onların değişik manaları olduğuna hükmediyorsunuz. Neden? Çünkü ressamı biliyorsunuz, heykeltıraşı biliyorsunuz, tanıyorsunuz heykeltıraşı. Onun bir heykeltıraşın heykeli olduğunu kabul ederek bakıyorsunuz. Onun büyük bir ressamın eseri olduğunun farkındalığıyla bakıyorsunuz. Biliyorsunuz sanat eserinin en önemli özelliği değerli dostlarım tamlıktır. Yani siz bir tabloya müdahalede bulunamazsınız. Bu renk soluk olmuş, biraz canlandıralım. Burada eksiklikler var, tamamlayalım diyemezsiniz. Çünkü o bir sanat eseri ise en önemli özelliği tamlığıdır. Yani müdahale edilemezliğidir, sanattır o. Ve siz ne yapıyorsunuz? Hoca Efendi'nin dediği gibi bakın, eserde münasebetsizmiş gibi görünen bazı çıkıntıların bile değişik mana, farklı bir maslahat, ince bir hikmeti olduğunu hemen fark edersiniz. İşte böyle bir eser insanı bir hamlede, bir nefada tecridin götürdüğü derinliklere çekip götürecektir diyor Hoca Efendi. Tecrid soyutlama anlamına geliyor biliyorsunuz. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Akıl takılıyor. Eğer onu bir sanat eseri olarak görmezseniz, ondaki mesela size çıkıntı gibi görünen, size anlamsızmış gibi görünen, size solukmuş gibi görünen, size değersizmiş gibi görünen bir fırça darbesi karşısında akıl takılabiliyor. Ama onun hangi ressama ait bir tablo olduğunu biliyor ve öyle bakıyorsanız eğer, sizi o çıkıntı bir hamlede soyutlamaya doğru çekip götürebiliyor. Farklı bir maslahat, farklı bir hikmet gördüğünüzde tecride doğru açılmaya başlıyorsunuz. Yani aklın dar kalıplarından sıyrılıp derinlere doğru yelken açabiliyorsunuz. Böylece her eserde bir derinleşme olduğu görülecek ve bu eserin her biri Zat-ı Uluhiyet mülahazasını ruhlarımızda daha bir derinlemesine fısıldayacaktır diyor Hoca Efendi. Her eserde derinleşeceksiniz. O zaman bir Yusufçuğu seyredecek, o Yusuf'un kanatlarının şeffafiyetinde derinleşeceksiniz, belinin inceliğinde derinleşeceksiniz. O hamam böceğini seyredeceksiniz, ondaki hikmetlerde derinleşeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ya hani, bakmıyorlar mı deveye Allah onu nasıl yarattı diye. İlel ibili keyfe hulikat diyor Cenab-ı Hak. Bakmıyorlar mı deveye Allah onu nasıl yarattı? Bakmıyorlar mı onun hörgücünün hikmetlerine? Bakmıyorlar mı dudağının yarıklığının hikmetlerine, güzelliklerine? Bakmıyorlar mı? Bakmıyorlar mı o devenin ayaklarının kumda batmadan nasıl yürüdüğüne? Böylece her eserde bir derinleşme cereyan ediyor ve eserin her biri Zat-ı Uluhiyet mülahazasını ruhlarımıza çok farklı olarak fısıldamaya başlıyor. İşte diyor Hoca Efendi, risalelerin satır aralarında verilen noktalardan çok önemli bir tanesi budur, yani tümden gelim metodudur. Bunu söylerken hani tümden geldik, tüme gitmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ama yolculuğu tümden başlatıyoruz, yani ondan başlatıyoruz. Sonra ne oluyor? Üstadın dediği gibi mahlukatı karşı olan sevgimiz, ondan ötürü sevdiğimizden dolayı Allah'a olan muhabbetimizi teziyid ediyor. Yani ziyadeleştiriyor. Yani bir hayır daire teşekkül ediyor. Biz ondan dolayı mahlukatı sevebildiğimiz için mahlukata karşı sergilediğimiz her muhabbet aynı zamanda Allah'a olan muhabbetimizin ziyadeleşmesine sebebiyet veriyor. Yani şöyle oluyor değerli dostlarım, gülü Allah'tan ötürü seviyoruz ya. Güle Allah'tan ötürü aşık oluyoruz ya, şiirler yazıyoruz ya güle. Ondan ötürü gülü sevdiğimizden dolayı güle olan hayranlığımız, hayretimiz, muhabbetimiz tekrar Allah'a geri dönüyor. Tenkıs etmiyor, bakın, noksanlaştırmıyor, arttırıyor. Oysa üstadın dediği gibi aşağıdan yukarıya doğru gitmeye çalıştığımızda yollarda takılıp kalabiliyoruz. Bir, böyle bir sorunumuz oluyor. İki problem ortaya koydu, dikkat edin. Birincisi, vesileler çok güçlü olduğunda bize manayı ismiyle baktırıyor. Yollarda takılıyoruz. İkincisi de toplamayı başaramayabiliyoruz. Yani onun muhabbetini getireceksin, bunun muhabbetini getirecektin. Hepsini Allah'ın muhabbetine inkılap ettireceksin ya. Toplamayı başaramayabiliyoruz, dağılabiliyoruz. Mahlukatın üzerinde hani bunu sevsek bunu sevmeyebiliyoruz. Kabağı sevsek lahanayı sevmeyebiliyoruz, bakın, tadları sevmeyebiliyoruz. Hatta söylüyoruz da bunu, işte onu sevmiyorum gibi bir cümle kurabiliyoruz. Oysa Allah'tan ötürü sevdiğimizde hepsini sevebiliyoruz. Efendim, uğur böceğini sevsek hamam böceğini sevmeyebiliyoruz. Bir tanesine hayran olsak ötekisinden tiksinebiliyoruz. Dolayısıyla toparlayamayabiliyoruz güzellikleri, cemalleri, muhabbetleri. Ve burada yeni bir başlık, bunu da Onun İçin Sevmek başlığını okuyalım. Ümit Burcu kitabından, Kırık Testi serisinin 4. kitabından Onun İçin Sevmek. Bu Onun İçin Sevmek başlığı daha çok bu takılmalar var ya, manayı ismiyle sevmeler, ona müteallik olan bir başlık. Allah sevgisini anlatırken diye soruluyor soruda. Müşrikler sevdiklerini Allah gibi severler. Bu ayeti kerime biliyorsunuz. Müşrikler sevdiklerini Allah gibi severler. Müminlerse Allah'tan ötürü alaka duyar ve sinelerini açarlar. Bakın, ikisi de çok seviyor. Yani müşrik de çok seviyor, mümin de çok seviyor. Ama birisi Allah'tan ötürü seviyor, ötekisi Allah gibi seviyor. Allah'ı seviyor gibi sevmekle, diyor Hoca Efendi, Allah'tan ötürü sevmek birbirinden çok farklı şeylerdir. Bu cümleyi Hoca Efendi'ye sorup biraz daha açmasını istiyorlar. Diyorlar ki siz böyle söylüyorsunuz. Bakın, cümle çok önemli bir cümle. Allah'tan ötürü sevmekle Allah'ı seviyormuş gibi sevmek. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir diyorsunuz. Acaba Allah'tan ötürü sevmenin ölçüsü nedir diye soruluyor Hoca Efendi'ye. Cevaben de Hoca Efendi diyor ki bize, müşriklerin mahlukatı Allah'ı sever gibi sevdiklerini Kur'an-ı Kerim açıkça ifade ediyor. Ve öyle insanlar vardır ki, bakın bu Bakara suresi 165. ayet. Öyle insanlar vardır ki, diyor ayeti kerimede Cenab-ı Hak, Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar, tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Bunun mümkünatını biliyorsunuz. Belki tecrübe bile etmişizdir. Manayı ismiyle sevmek. Neden belki tecrübe etmişizdir diyorum, biliyor musunuz değerli dostlarım? Çünkü Allah'tan ötürü sevmek, biraz sonra Hoca Efendi bunun altını özellikle çizecek, insanı yaralamaz, incitmez. Geride bir harabe bırakmaz. Allah'tan ötürü sevmek ruhta, duygularda, kalpte darbeler oluşturmaz, yaralar bırakmaz. Eğer bizim ruhumuzda aşk yaraları, muhabbet yaraları, terk yaraları varsa, bu yaralar aslında bizim Allah'tan ötürü sevmediğimizin yaralarıdır, işaretçileridir. Dolayısıyla bunu zannediyorum pek çoğumuz itibariyle tecrübe etmişizdir. Dostluklarla tecrübe etmişizdir, aşklarla tecrübe etmişizdir, dünyayla, varlıklarla tecrübe etmişizdir. İnsan, biliyorsunuz, bizim yaşadığımız asır madde asrı olduğu için maddeyi bile, maddeperestlik diyoruz ya hani, perestlik o kadar yaygın ki, nefisperestlik, maddeperestlik, döşekperestlik, çoğaltın bunu, bunları bile insan Allah gibi sevebiliyor, Allah muhafaza buyursun. Her şeyden önce de kendi nefsini, kendi benliğini Allah gibi sevebiliyor. Allah'a denk tutar, öyle sever diyor ayet-i kerimede. Bakara 165. ayet, Allah'ı severcesine onları sever, Allah'a denk tutar. Şimdi belki takip eden arkadaşlar vardır. Biz daha evvel Karderen YouTube sitesinde videolar yapıyorduk arkadaşlarla. Onlar şimdi duruyor hala YouTube'da. Orada 32. sözden dersler yapmıştık. Üstad aslında bize bu Mesnevi Nuriye'de söylediği bu tedelli yöntemiyle, yani yukarıdan aşağıya sevmek nasıl olur, bunu talim de ettiriyor. Yani şöyle yapmıyor üstadımız. Demiyor ki işte muhabbet yukarıdan aşağıyadır deyip bırakmıyor. Ne yapıyor üstad? Mahbubumuzu Allah'tan ötürü nasıl seveceğiz? Eşimizi nasıl seveceğiz? Allah'ın nimetlerini nasıl seveceğiz? Çoluğumuzu, çocuğumuzu, anne babamızı Allah'tan ötürü nasıl seveceğiz? Bunları birer birer, bakın, tadat etmek deniliyor buna, sayıp dökmek. Üstad tadat ederek anlatıyor. Yani birer birer Allah'tan ötürü anne baba nasıl sevilir? Allah'tan ötürü çoluk çocuk nasıl sevilir? Öyle anlatıyor üstadımız. Biliyorsunuz bizim asrımızın iptilalarından bir tanesi de evlatperestliktir. Eskiden, diyor Hoca Efendi, hani anne merkezli, mader şahi, peder şahi aileler diyoruz ya, anne merkezli, baba merkezli aileler. Şimdi evlat merkezli, çocuk merkezli aileler görüyoruz. Evlatperestlik de perestliklerden bir tanesi. Dolayısıyla üstad hani çocuk Allah için nasıl sevilir, anne baba Allah için nasıl sevilir, bunları da tadat ederek anlatıyor bize. Ve Hoca Efendi bu meseleyi ne zaman gündeme getirse bu ayeti kerimeye atıf yapıyor. Çok önemli bir ayeti kerime, bizi manayı ismiyle sevmek konusunda uyarıyor ayeti kerime. Diyor ki Cenab-ı Hak, öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkalarını, bakın, müşrikler mahlukatı Allah'ı sevdikleri gibi severler. Bunu ifade etmek için Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama umumi bir ifade kullanarak söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a denk tutarlar. Tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Şimdi gençlerde hani idol deniliyor ya, onlara karşı muhabbette de böyle bir tehlike var. Bir şarkıcıyı, bir futbolcuyu Allah'ı sever gibi sevmek, tenzih ederek sevmek yaklaşımı var. Çok tehlikeli bir yaklaşım bu. Aslında onlar Allah'ı bilmiyorlar diye izah ediyor Hoca Efendi. Bilmedikleri ve ona inanmadıkları için de onu sevmiyorlar. Allah'tan başkasını severken de Allah'a vermeleri gerekli olan aşk-u alakanın bütününü bu sefer ne yapıyorlar? Mahlukata yönlendiriyorlar. Bu çok fıtri bir şey aslında, tahmin edersiniz. Kalbin istidadı muhabbet ve biliyorsunuz insanın istidatları tahdit edilmiştir. Yani görmek tahdit edilmiştir, işitmek tahdit edilmiştir. Ama değerli dostlarım, kalbin muhabbeti olan istidadı tahdit edilmemiştir. Yani sonsuza insanı açan istidat muhabbet istidadıdır. Hoca Efendi der ki insan kalbi nihayetsizi yudumlayan bir dudak gibidir. Dolayısıyla kalbin sonsuz bir sevme istidadı var. Aslında başımıza ne geliyorsa bundan geliyor, biliyorsunuz. Kalbin sonsuz bir sevme istidadı var. Ve bu başımıza ne geliyorsa buradan geliyor dedim ya. Aslında insan sonsuza da buradan açılıyor ve sonsuza açılamadığında başına ne gelirse buradan geliyor. Ve insan eğer Allah'ı bilmiyorsa, bu nihayetsiz sevgiyi Allah'a tevcih etmemişse, fani mahbublara onu dağıtıyor. Fani mahbublar da bunu taşıyamazlar, takdir edersiniz ki. Allah'tan başkasını severken Allah'a vermeleri gerekli olan aşk-u alakanın bütününü mahlukata yönlendiriyorlar. Kalbi alaka, irtibat ve sevgileri o seviyede oluyor ki öyle bir sevgi sadece Allah'ın hakkı. Yani Allah noksan sıfatlardan münezzeh, öyle bir sevgi ancak noksan sıfatlardan münezzeh layık olabilir. Allah nihayetsiz kemal sahibi, böyle bir sevgi ancak nihayetsiz kemale tevcih edilebilir. Böyle bir sevgi ancak nihayetsiz cemale tevcih edilebilir. Öyle seviyorlar. Kalbi alaka, irtibat ve sevgileri o seviyede oluyor ki öyle bir sevgi sadece Allah'ın hakkıdır. Fakat onlar sevgilerini cismaniyet, şehvet ve nefs-i emmare üzerinden temellendiriyorlar. Burada çok anahtar bir kelime var, temellendirme. Bakın, sevgiyi temellendirmeniz gerekiyor. Hani neyle temellendireceksiniz sevginizi? Niye seviyorsunuz? Nasıl temellendiriyorlar ehli dünyaya? Bakın, sevgilerini cismaniyet üstünden, beden üstünden, şehvet üstünden, nefs-i emmare üstünden, kaş, göz, bel, boy üstünden temellendiriyorlar. Gelip geçici, fani varlıklara verilmemesi gereken ve sadece Allah'ın hakkı olan sevgiyi başkalarına veriyorlar. Peki müminler ne yapıyorlar? Bizim temel meselemiz bu. Müminlere gelince onlar her şeyden önce Allah'ı severler. Bakın, yukarıdan başlıyor. Önce Allah'ı severler. Ve başkalarına karşı alakayı da onun sevgisine bağlarlar ve sevgileri ondan ötürüdür. Burada anahtar kelimemiz, kilit çözücü kelimemiz ötürülük. Ondan ötürüdür. Başkalarına karşı olan alaka, muhabbet onun sevgisine bağlı olarak cereyan ediyor. Ondan ötürü insanlar her şeyden evvel ve her şeyin önünde mutlak mahbub olarak Allah'a gönül verir. Sonra da ondan ötürü başka Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem olmak üzere bütün nebileri, velileri severler. Başta Efendimiz, veliler ve nebiler. Neden? Çünkü Allah en çok onları seviyor. Neden? Çünkü cemal en çok onlarda var. İnsan, biliyorsunuz üstad, sevgiyi neyle temellendiriyordu? Şimdi ehli dünya sevgiyi neyle temellendiriyor? Şehvetle temellendiriyor, suretle temellendiriyor, cismaniyetle temellendiriyor. Oysa biz sevgimizi neyle temellendiriyoruz? Cemalle ve kemalle temellendiriyoruz. cemalle, kemalle temellendiriyorsak sevgimizi, cemalen çok kimde var? Peygamberlerde. Kemalen çok kimde var? Peygamberlerde. Biz Allah'tan ötürü seviyorsak önce başta Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i seviyoruz. Ve bu o kadar önemli bir mesele ki bizim için değerli dostlarım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem? Beni anne babanızdan, tatlı canınızdan artık sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız diye buyuruyor. Bakın, mümin olmanın ölçüsü, nasıl bir ölçü bu? Dehşet bir ölçü aslında. Anne babamızdan, ondan geçtik tatlı canımızdan. Biliyorsunuz nefis diyor Bediüzzaman Hazretleri, evvelen ve bizzat kendini sever, başka her şeyi kendine feda eder. Tatlı canımızdan artık sevmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bunu insanın kendine sorması lazım. Hoca Efendi diyor ki, Efendimizin adı anıldığında burnunuzun kemiği sızlıyor mu? Sızlıyor mu? Yani bu bir sevme ölçüsü, biliyorsunuz. Yani çocuğumuzdan ayrı kalıyoruz da ona duyduğumuz hasretten gözümüz yaşarıyor, burnumuzun kemiği sızlıyor annemize duyduğumuz hasretten. Efendimiz'e karşı duyduğumuz hasretten sızlıyor mu? Gözümüz yaşarıyor mu ona olan iştiyakımızdan? Öyleyse bakın, mümin olmak sorgulanır hale geliyor. Müminler, onlar her şeyden önce Allah'ı severler ve başkalarına karşı olan alakayı onun sevgisine bağlarlar. Bakın, bu elemsiz sevgi. Yeryüzünde elemsiz sevgi var mıdır? İşte ötürülük sevgisi. Ona bağlamak, sevgileri ondan ötürü sevmek, Allah'tan ötürü. Bakın, burada kaçırmamamız gereken temel felsefe tedelli kelimesi. Yukarıdan aşağıya, tümden gelin. Önce Allah'ı seviyorsunuz. Sonra da, şimdi önce Allah'ı sevmek ne anlamı geliyor sizin için? Bütün mahlukat onun sanatı. Bütün mahlukatı hikmetle yaratmış. Bütün mahlukat onun Esma-i İlahiyesinin ayinesi, ayineleri. Dolayısıyla ben nereye baksam sevdiğimi göreceğim. Nereye baksam onun mührüyle, onun hatemiyle, onun turasıyla karşılaşacağım. Nereye baksam onun sanatının nakışlarını göreceğim. Onun fırça darbelerini göreceğim. Nereye bakarsam. Ve bakın nasıl, ne dedi Hoca Efendi? Bizi mücerrede açıyor dedi. Eğer böyle bakarsak, yani ben efendim bir ressamı çok fazla seviyorsam bir ressamı, eğer ben Picasso'yu çok seviyorsam, efendim ay çiçekleri tablosu karşısında büyük bir hayranlıkla o tabloyu seyrediyorum. Öyle bir seviyorum ki ressamı, onun fırça darbelerini nerede görsem tanıyorum. Bütün sanatlarını, bütün tablolarını ezbere biliyor. Ne anlatıyor o tabloda? Fırça darbeleri, renkler, uslup neyi ifade ediyor? Bunları biliyorum. Eğer seviyorsam, hayransam ona ve her tablosuna baktığımda o hayranlığımı ziyadeleştiriyorum. Muhabbet nasıl bir şeydir bilirsiniz hepiniz. Aynen onun gibi Allah'tan ötürü seviyorum. Dolayısıyla da baktığım her şeyi, nazar mahiyeti eşyayı tayir ediyor, değiştiriyordu ya. Şu gözümü odaklayarak bakıyorum, görmeye odaklıyorum. Nazar neydi? Ne diyordu Hoca Efendi? Görmek için bakmak. Görmek için bakmak. Onun sanatını görmek için bakıyorum. Üstad bizi, hatırlayacaksınız, iman bahsinde 23. sözde çok önemli bir örnek veriyordu. Neyin örneği? Elimizde bir demir parçasına, demir parçası üzerinde teşhir edilmiş ince bir sanat var, antika bir sanat var. Ve iki alternatifimiz var diyordu Bediüzzaman Hazretleri. Ya bunu Demirciler Çarşısı'na götüreceğiz ya Antikacılar Çarşısı'na götüreceğiz. Antikacılar Çarşısı'na götürmek için onun sanat olduğunun bilincinde olmanız gerekiyor. Eğer onun bir sanat olduğu bilincinde değilseniz ona madde kıymeti biçiyorsunuz. Ona madde kıymeti biçtiğinizde üzerindeki sanatların hiçbir kıymeti olmuyor sizin için. O sanatlara hatta bırakın değer biçmeyi, onları lüzumsuz, anlamsız, değersiz girintiler ve çıkıntılar olarak da okuyabiliyorsunuz. Önce onun bir sanat eseri olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Bulutun bir sanat eseri olduğunu, yağmurun bir sanat eseri olduğunu öyle bakmanız gerekiyor. Öyle bakmazsanız fırça darbelerini görmüyorsunuz. Öyle bakmazsanız renklerdeki enginliğe, desenlerdeki enginliğe açılamıyor, soyutlayamıyorsunuz bu sefer. Öyleyse müminler önce Allah'ı sevip ondan sonra başkalarına karşı alakayı onun sevgisine bağlarlar. Sevgileri ondan ötürüdür, yani tedelliyledir, yani tümden gelimlidir. İnananlar her şeyden evvel her şeyin önünde mutlak mahbub olarak Allah'a gönül verirler. Sonra da ondan ötürü, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sallallahu teala aleyhi ve sellem bütün nebileri, velileri severler. Nebileri ve velileri severler çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın maslahatını takip etmek ve temsil etmek konusunda bize yol gösterirler. Nedir Allah'ın rızası? Onlara bakarak kendimizi hizalarız. Nedir Allah'ın seveceği bir insan olma hali, ahlakı? Onlara bakarak hizalanırız. Onlar o maksatları temsil ederler. Onun yeryüzündeki halifeleri olarak dünyanın imar ve tanzimine nezarette bulunurlar. Müminler nebileri ve velileri severken meseleyi Allah sevgisine bağladıkları gibi anne, baba, gençlik, bahar gibi şeyleri de yine Allah sevgisine bağlayarak severler. Sevgilerini onların Allah'la münasebetine bağlarlar. Yani baharı niye seviyoruz? Allah'la münasebetinden. Eğer baharı Allah'la münasebetinden sevebiliyorsak o zaman kışı da sevebiliyoruz bakın. O zaman fırtınayı da sevebiliyoruz. O zaman zemheriri de sevebiliyoruz. O zaman sonbaharı da sevebiliyoruz. O zaman sonbaharın bütün renklerine de aşık olabiliyoruz. Mesela bu alemi Allah'ın güzel isimlerinin bir tecelligahı, öteki dünyaların da bir mezrağı olması açısından severler. O zaman dünyaya aşık olabilirsiniz. Mevsimlere aşık olabilirsiniz. O zaman ota, böceğe aşık olabilirsiniz. Çünkü o aşk aslında Allah'a duyduğunuz aşktır. Çok güçlü bir alaka duyarsınız o zaman mahlukata. Çok güçlü bir alaka duyarsınız. Belki zamanımızın insanının en fazla yitirdiği şey hayrettir. Şu asrın insanının en fazla yitirdiği şey belki de hayrettir. Evet, kendi mertebe ve seviyelerine göre müminlerin Allah sevgileri de başkalarına karşı aşk-u iştiyakları da izafidir. Bakın, izafi. Hakiki değil bakın, başkalarına karşı aşk-u iştiyakımız. İzafi. Yani aslında onu severken Allah'ı seviyoruz. Bazıları şöyle zannediyorlar, hani Allah'ı sevmek demek hiç kimseyi sevmemek zannediyorlar. Mahlukata karşı alakasız kalmak zannediyorlar. Öyle değil. Tam tersine çok şiddetli bir alaka mevcudata karşı. Üstadın mevcudata karşı alakası gibi. Çok şiddetli bir alaka. Diyor ya Hoca Efendi, gidip ağaçları kucaklamak istersiniz. Diyor ya Hoca Efendi, hani sonbaharın yaprakların ağaçtan düşüşleri karşısında ruhunuz elem duyar. O firaka karşı ruhunuzu teselli etme ihtiyacı hissederseniz beka duygusuyla. Kim Cenab-ı Hakk'a ne kadar inanıyorsa işte o kadar sever diyor Hoca Efendi. Bakın bu o kadar şey ki, önemli bir ölçü ki, inanmanın ölçüsü sevmek. Kim Cenab-ı Hakk'a ne kadar inanıyorsa onu işte o kadar sever. Yani Allah'ı sevmek meselesi bir iddia değil. Bir iddia değil. Ben Allah'ı çok seviyorum diyorsun. Bırakın şakayı diyor Hoca Efendi. Bırakın taklidi, bırakın yalanı, bırakın şakayı. Ne kadar inanıyorsa insan o kadar sever. Bu açıdan da sevgi izafidir. Dolayısıyla insanların inanç mertebelerine göredir aslında sevgi mertebeleri. Hani nefretle mevcudata yaklaşanlar var ya, ağaçları kesenler, hayvanlara zulmedenler, insanlara yapılan merhametsizlikler karşısında alkış tutanlar, mazlumlara yapılan zulümler karşısında sessiz kalanlar. Allah aşkına, hangi Allah aşkından bahsedebilir bunlar? Yani düz bir insan kendi seviyesinde bir çeşit Allah'la münasebet içindedir. O kendi mertebesine göre aşka, alakaya ulaşmıştır. Düz insan ilmel yakin mertebesinde yükseliyor demektir ama ilmel yakinin de belki 100 mertebesi, 100 ayağı, basamağı vardır. Bir kul ilmel yakinden aynel yakine, ondan eğer dünyada mümkünse hakkel yakine geçerek marifetini derinleştirebilir. Marifetinin derinliği nispetinde de Cenab-ı Hakk'la daha farklı bir münasebet içerisine girer, daha engin bir anlayışla Allah'ı sever, Allah sevgisine erişir. Öyle ki bu mertebelerden aynel yakin basamağına çıkabilenler bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek dereceye yükselirler. Ve her varlığı bir dil olarak dinlemeye başlarlar. Onun varlıkların Allah'a anlattığını duyar gibi olurlar. Tevbe, inabe, evve kurlalarında yakin koridorlarına girerler. Teyakkuz içinde sabırla marifet mertebelerini kat ederler. Aşk, şevk, iştiyak, üns, rıza, temkin makamlarına ulaşırlar. Bakın Allah muhabbetinin bize eriştireceği makamlar. Aşk önce tevbe, inabe, evbe kurnaları. Sonra da aşk, şevk, iştiyak, üns, rıza, temkin makamlarına ulaşabilirler. Hani böyle aşka tuhaf nazarlarla bakan insanlar var. İlahi aşktan söz ettiğinizde hani bizim yolumuz aşk değildi falan diyenler var. Oysa aşk tedelli. Aşk tedelli. Hani Hoca Efendi beni sevginle delirt diye dua ediyor ya. Tedelli usulüyle. Aşk, şevk, iştiyak, üns, rıza, temkin. Bunlar insanın imanının derecesini gösteriyor. Evet, onun adı duyulduğu zaman burun kemikleri sızlayacak kadar sevdalanmaya aşk, onun sevgisinden hasıl olan istek, neşe ve sevinç de devamlı köpürüp durmaya şevk. Bakın onun sevgisinden hasıl olan isteğe şevk diyoruz. İstek, neşe, sevinç, devamlı köpürüp durmak, kavuşma isteği. Onun rızasına erişme çabası, sürekli faal olmak, şevk. Bunların insan tabiatının bir derinliği haline gelmesine de iştiyak diyoruz. Bir daha tekrar edelim mi? Onun adı duyulduğu zaman burun kemikleri sızlayacak kadar sevdalanmaya aşk, onun sevgisinden hasıl olan eylemlere, neşe, sevinç ve isteğe, bunlarla devamlı köpürüp coşmaya şevk, bunların insan tabiatının bir derinliği haline gelmesine de iştiyak diyoruz. Ondan gelen her şeyi gönül hoşnutluğuyla karşılamaya rıza diyoruz. Sevginin, aşkın ölçüsü budur değil mi? Allah'tan gelen her şey, belalar, musibetler, gelse celalinden cefa yahut cemalinden safa, ikisi de cemalinden vefa, ikisi de cana safa, narında hoş, nurunda hoş. Bunu söyleyebilecek hale gelme, Allah'tan gelen her şeye karşı rızayla mukabele etme. Bu rızayı duyma, hissetme, onun sevgisiyle kendinden geçme. Hislerine karşı dikkatli davranarak kulluk edebini koruma. Bir de bu kendinden geçerken kulluk edebini koruma. Buna da ne diyoruz değerli dostlarım? Temkin. Bakın aşkın etrafını kavramlarla örgülüyor Hoca Efendi. Aşkın etrafını kavramlarla örgülüyor. Yani aşk mücerret bir iddia değil. O aşkla senin köpürmen gerekiyor. O aşkla senin sürekli Allah'ın rızalığını kazanma çabası içerisinde eylem halinde, hizmet halinde olman gerekiyor. Şevk, bunu bir tabiate dönüştürmen gerekiyor. İştiyak, hep onun rızasını araman gerekiyor. Sonra onun sevgisiyle kendinden geçme hallerine karşı da kulluk edebini muhafaza çabası içerisinde temkin kavramı. İşte aşkı örgüleyen kavramlar bunlar. Aşk mücerret bir iddia olmadığını bu kavramlarla tanımlıyoruz biz. Tevbe, inabe, evbeyle başlıyor. Seyri ilallah, seyri minallah ufkunda, ilmel yakin, aynel yakin ufkunda sürekli bir seyahat halinde olmak. Sonra da bakın şevk, iştiyak, temkin, rıza bunlarla tanımlanıyor. Etrafı bununla temellendiriliyor, bununla örgülendiriliyor. Eğer bir insan bütün eşyayı onu anlatan bir dil olarak görüyorsa, her şeyi ondan kabul ediyorsa, canlı cansız her varlığı bir yönüyle onu gösteren, onu aksettiren aynalar şeklinde onun mirati olarak değerlendiriyorsa, üzerinde onun mührünü gördüğü, onun kudretini okuduğu, onu müşahede ettiği, onu duyduğu aynalara karşı alaka duyması da ondan ötürü olur. Öyle değil midir değerli dostlarım? Eğer bütün varlığı, bütün eşyayı onu anlatan bir dil olarak görüyorsa insan, her şeyi ondan kabul ediyorsa, cefayı da safayı da ondan kabul ediyorsa, gelen her şeyi ondan biliyorsa, iktiranı hayatında bir idrak olarak yaşıyorsa, sebeplere tesir vermiyorsa, canlı cansız her varlığı bir yönüyle onu gösteren, onu aksettiren aynalar olarak görüyorsa, onun miratleri olarak seyrediyorsa canlı cansız her varlığı, üzerinde her varlığın onun mührünü görüyorsa, onun kudretini okuyorsa, kainatı bir kitap haline getirmeyi başarabilmişse kendi nazarında, onu müşahede ettiği, onu duyduğu aynalara karşı alaka duyması Allah'tan ötürü oluyor. O zaman sizin ağaca karşı alakanız, bahara karşı alakanız, kendi çocuğunuza karşı alakanız, kendi suretinize karşı, istidatlarınıza karşı alakanız Allah'tan ötürü oluyor. Şu kadar var ki diyor Hoca Efendi, insan ona karşı ne kadar alaka duyuyorsa o aynalara karşı alakası da o kadar derin olur. Yani biz mahlukata karşı hayret ve hayranlık duymuyorsak, alakamız yoksa, mahlukata, hani ağaçlara sarılma arzusu duymuyorsak, mahlukatın çıkardığı sesler, ağaçların zemzemeleri, demdemeleri, efendim yağmurların şıpırtıları, denizlerin dalgaları, ya celil nidaları bize hayret ve hayranlık vermiyorsa, mahlukatın sesini duyamaz hale gelmişsek, şu elektronik cihazların içerisinde kendimizi kaybediyor da, kainat sarayını, meşyerini seyredemiyor hale gelmişsek eğer, alaka duymuyoruz demektir mahlukata. Derin bir alaka duymuyoruz demektir. Mahlukata derin bir alaka duymuyorsak Allah'a alaka duymuyoruz demektir. Çünkü Allah'a karşı bizim alakamızı, dikkat edin Hoca Efendi, mahlukata karşı alakamızla eşitledi. Bundan dolayı bazı büyükler belki de bu münasebeti sezemeden doğrudan doğruya eşyaya karşı derin alaka duymuşlardır. Yani bir yaprağa karşı dahi derin bir alaka duymuş, bir çöpe bile kıymet vermiş. Ona dair çok değişik şeyler müşahede etmiş fakat ilk anda bu münasebetin farkına varamamışlardır. O münasebetin farkına vardıkları zaman da gönülden bir oh çekmiş, derin bir huzurla nefes almışlardır. Üstad Hazretlerini bu mevzuda değerlendirme bize düşmez. Onun ufku çok derindir, biz ona yetişemeyiz. Fakat İster bir tefekkür hazinesi olan 24. mektuptaki ifadelerine bakın, ister 26. Lem'adaki ricalara bakın, isterseniz Hastalar Risalesi'ndeki devalara bakın, onun bazı ızdıraplarına, gurbetinden şikayet ettiği bazı hallerine şahit olacak ama bütün o sesleri aslında varlığa karşı derin bir aşk-ı alakanın ifadeleri olarak okuyacaksınız. Hatırlayacaksınız Bediüzzaman Hazretleri, sonbahar vakit, ikindi vakti, üstad yaşlı. Bakın bu aynı çizgide olan şeyler. Kendi bedeninin sonbaharı üstadın, kendi bedeninin ikindi vakti, sonbahar dünyanın, mevsimlerin ikindi vakti, savaşlar olmuş, gerçek manasıyla bir ahir zaman yaşanıyor, yeryüzünün zamanın ikindi vakti, bütün bunların kesişme noktası üstadın ruhunda elemler duyuruyor, firakın acılarını duyuruyor. Üstad bize bunları bütün samimiyetiyle anlatıyor. Sonra o alakayı Bediüzzaman Hazretleri sonsuzluğa bağlıyor ve bizim ruhumuza da oh dedirtiyor, nefes aldırıyor ruhumuza. Şöyle yapmıyor Bediüzzaman Hazretleri, duygularını bizden gizlemiyor. Ben çok hayranlık duyuyorum o veçesiyle Bediüzzaman Hazretleri'ne. Duygularını bize gizlemiyor, üstenci bir dil kurmuyor Bediüzzaman Hazretleri. ruhundaki varlıkla alakayı, mevcudatla alakayı, sonbaharla, ikindi vaktiyle, ağaçların çıkardıkları seslerle, yaprakların renkleriyle, yaprakların dallarından kopmuşluklarıyla ruhunun alakasını, derin alakasını bir ızdırap olarak duyuyor önce, sonra ona o firakın elemine sonsuzluğun merhemini sürüyor ve bize de üstad bir yol açıyor ve yol gösteriyor. Burayı tekrar okuyacağım. Çok önemli bir bölüm burası. Diyor ki Hoca Efendi, şu kadar var ki insan ona, yani Allah'a karşı ne kadar alaka duyuyorsa o aynalara karşı alakası da o kadar derin olur. Yani bir insanın Allah'la alakası derinse aynalara karşı alakası da derin olur. Bundan dolayı bazı büyükler belki de bu münasebeti sezemeden doğrudan doğruya eşyaya karşı derin bir alaka duymuşlardır. Yani bir yaprağa karşı dahi derin bir alaka duymuş, bir çöpe bile kıymet vermiş, onda Allah'a dair çok değişik şeyler müşahede etmiş fakat ilk anda o münasebetin farkına varamamışlardır. O münasebetin farkına vardıkları zaman da gönülden bir oh çekmiş, derin bir huzur nefesi almışlardır. Üstad Hazretleri bu mevzuda değerlendirme bize düşmez. Onun ufku çok derindir, biz ona yetişemeyiz. Fakat ister bir tefekkür hazinesi olan 24. mektuptaki ifadelerine, ister 26. Lemma'daki ricalara, isterseniz Hastalar Risalesi'ndeki devalara bakın, onun bazı ıstıraplarına, gurbetinden şikayet ettiği bazı hallerine şahit olacak ama bütün o sesleri aslında varlığa karşı derin bir aşk-ı alakanın ifadeleri olarak okuyacaksınız. Önceki ızdıraf ve gurbet gamzeden cümlelerin daha sonra huzur ve kurbet namelerine dönüştüğünü fark edeceksiniz. Bakın, gurbet ve kurbet, bu iki kelimenin yakınlığı üzerinde Hoca Efendi çokça durur. Gurbet ve kurbet. O gurbetin elemini aslında huzur ve kurbet namelerine üstadın nasıl dönüştürdüğüne fark edecek, şahitlik edeceksiniz. Böylece üstad size kendi gurbetinizi nasıl kurbete dönüştüreceğinizi öğretmiş, talim ettirmiş olacak. Böylece üstad o ızdıraf ve gurbet gamzeden cümlelerin nasıl bir huzur ve kurbet namesi olduğunu size fark ettirecek. Yani size Bediüzzaman Hazretleri yol açacak. Bu asrın insanına, bu asrın insanının gurbetine karşı onlara kurbet yolunu açacak. Nazarlarını eşyadan kurtarıp onların sebebine çevirdiği zaman elem ve ızdıraplarının gittiğini, onların sebep olduğu yaralara adeta merhem sürüldüğünü, her derde deva yaratan Allah'ın onun muvakkat gurbetlerini, üstadımızın o geçici gurbetlerini, bizim muvakkat gurbetlerimizi, elem ve hicranlarımızı kendi varlığını duyurmak suretiyle, ebedi saadet inancıyla izale ettiğini göreceksiniz diyor Hoca Efendi. Bu açıdan insanların Cenab-ı Hakk'a karşı aşk alakası farklı farklıdır. Her kulun Allah'a karşı alakası onun irfanı ölçüsündedir. Aynı zamanda bu alaka Cenab-ı Hakk'ın kula karşı teveccühünün de bir ifadesidir. Bu da meselenin final bölümü değerli dostlarım. Şimdi Cenab-ı Hakk'a karşı olan alakamız, yani önce tedelli yöntemiyle önce Allah'ı seviyoruz, sonra ondan ötürü mevcudatı seviyoruz. Mevcudata karşı muhabbetimiz de tezyid ediyor, artırıyor Allah'a karşı olan muhabbetimizi. Ama şunu göz ardı etmeyelim, Allah'a karşı alakamız bizim irfanımızın ölçüsünde, yani marifetimizin ölçüsünde. O yüzden sürekli marifette derinleşmeye çalışıyoruz. O yüzden sohbeti canandan sohbeti canana koşmaya çalışıyoruz. Hoca Efendi diyor ya, hayatımızın en önemli meselesi olarak sohbeti cananı merkeze alıyoruz. Aynı zamanda bu alaka Cenab-ı Hakk'ın bize karşı alakasının, yani teveccühünün de bir ifadesi. Çünkü Hoca Efendi'nin en fazla tekrar ettiği cümlelerden bir tanesi teveccühe teveccühle mukabele edilir. Yani sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? rızasına eren de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen, hak ecrini vermez mi? Deyip duruyoruz ya. İşte biz Allah'ı ne kadar seviyorsak Allah'ın bize karşı teveccühü de o nispette. Biz ne kadar Cenab-ı Hakk'ın yolunda canlar feda ediyorsak Allah'ın bize teveccühü de onun ifadesi. O kula karşı teveccühünün ifadesi. Allah'ı delice seven bir insan bilmelidir ki Cenab-ı Hakk'ın da o insana o ölçüde teveccühü vardır. Evet, insan Allah'ı gerçekten seviyor, ona tut elimden tut ki edemem sensiz diyorsa, sensiz edemem diye biliyorsa, onun da Allah indinde öyle bir yeri vardır. Allah indindeki yeriniz nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız Allah'ın sizin yanınızdaki yerine bakın. Çok çok böyle önemli bir ölçü bu. Nedir Allah'ın indindeki yerimiz? Merak ediyorsanız sizin Allah'ın sizin indindeki yerinize bakın. Sizin için o bir aşk, iştiyak, cezbe kaynağı ise onun arzusu ile oturup kalkıyorsanız bir yönüyle her şeyde onu görmeye çalışıyor. Çehresine baktığınız her varlık hakkında bunda ona dair nasıl bir emare var? Bunu nasıl çıkarabilirim diye düşünüyorsanız bakın. Her şeyde onu görmek için bakmak. Onu görmek için bakmak. Her şeye bakarken bunda ona dair nasıl bir emare var? Nasıl bunu çıkarabilirim diye düşünüyorsanız onun nesli uluhiyetinde de sizinle bir kemükeyf öyle bir münasebeti var demektir. Onun öyle bir münasebeti olunca Mele-i Ala'nın sakinlerinin de sizinle öyle bir münasebeti oluyor. Meleklerin öyle bir münasebeti oluyor sizinle. Evliyaullah'ın, Asfiyaullah'ın, Enbiyaullah'ın da sizin de öyle bir münasebeti oluyor. Dolayısıyla mesele tedelliyle başlar diyor Hoca Efendi. Bakın şuradan başlayalım. Bundan ona dair nasıl bir emare çıkarabilirim diye düşünüyorsanız onun nezd-i uluhiyetinde sizinle bir kemükeyf öyle bir münasebeti var demektir. Onun öyle bir münasebeti olunca Mele-i Ala'nın da öyle bir münasebeti olur. Dolayısıyla mesele tedelliyle başlar. Sizinki öyle bir tedelliye sadece bir cevaptır. Fakat eğer bir insanın Allah'a karşı o denli aşk-ı iştiyakı, aşk-ı alakası yoksa o bilmelidir ki onun teveccühünden nasibi de o kadardır. Böyle bir insanda da eğer o şems-i ezeli ve ebedi bana teveccühte buyursaydı, bende de sevgi ve aşk-ı ilahi adına bir parlaklık olması gerekmez miydi diye düşünmesi, ilahi teveccühleri alabilmek için yapılması gerekenler neyse onları yerine getirmesi lazımdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize karşı teveccühü yoksa demesi lazım ki insanın benim ilahi teveccüh için yapılması gereken şeyleri yerine getirmem lazımdır. Çünkü o ancak böyle düşünür ve meselenin gereğini yaparsa içinde bulunduğu karanlık atmosferden sıyrılabilir. Meseleye böyle bakmazsa sıyrılamaz. Hep o karanlık atmosferde kalır. Mesele ondan başlarsa, ondan bize gelirse bizim liyakatimiz de ondan gelecek üns esintilerine, ilahi tecellilere gönlümüzü açık tutmamızla bir cevaba dönüşecektir. Ondan gelen ilahi tecellilere, ondan gelen üns esintilerine kendimizi açık tutmak değerli dostlarım. Evet, bir cümle daha okuyup ondan sonra bitireceğim. Aslında bir iki makale daha vardı bugün. Onlara da atıf yapmak istediğim ama zaman biliyorsunuz hızlı geçiyor. İnşallah sizin için de öyledir. Yani bu ders vakitleri bizim için ab-ı hayat olsun, lezzet olsun da külfetmiş gibi gelmesin hiçbirinize. Cenab-ı Hak öyle lütfetsin inşallah Teala. Evet, şöyle diyor Hoca Efendi, değerli dostlarım. Evet. diyor ki Hoca Efendi, peygamber vesayeti de, yani bizim bir peygambere iman edip onun vesayetiyle tekamül etmemiz, tedelli usulüyle varlığa bakmayı gerektirir diyor. Bu da hangi makaleden? Sohbet-i Canan kitabından, Kırık Testi serisinin 2. kitabı Nebi Vesaiti makalesinden. Peygamber vesayeti varlığa tedelli usulüyle bakmayı gerektirir. Kainatta müşahede edilen delillerden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'a ulaşmaya bedel tedelli, başta Yaradan'ın kabul edilmesi demektir. Bunun aksi olan yaklaşım tarzınız ise mün'amün ileyhin, yani kendine nimet verilen, mün'ime, yani nimet veren Cenab-ı Hakk'a nimetten mün'ime gitmek şeklinde cereyan ediyor. Bu tavır insanın yollarda takılmasına sebep olabilir. Naturalist ve materyalist mülahazalar söz konusu yollarda kalmanın örnekleridir diyor Hoca Efendi. Bakın peygamber vesayeti, tekrar ediyorum, peygamber vesayeti tedelli usulüyle bakmayı gerektiriyor. Peygamber vesayetiyle bakmadığımızda, yani nimetten mün'ime gitmeye çalıştığımızda, diyor ki Hoca Efendi, yollarda kalmaya sebebiyet verebilir. Bunun örneği de nedir? İçtimai hayatın içerisinde naturalist ve materyalist mülahazalardır diyor. Yani siz içtimai hayatın içerisinde inandığını söyleyen, hatta hani cemaatten bizim kardeşlerimiz de olabilir ama bizim mahiyetimizde de olabilir, naturalist ve materyalist mülahazalığın içerisine dalmış da oradan cümle kuran insanlar varsa, ya da biz oradan cümle kuruyorsak, yani naturalist ve materyalist mülahazalarla cümlelerimizi kuruyorsak, bu şu anlama geliyor: biz peygamber vesayetiyle tedelli usulüyle mahlukata bakmıyoruz, eserden müessire gitmeye çalışıyoruz da yollarda takılmışız, takıldığımız yerden cümle kuruyoruz anlamına geliyor bu. Evet, baştan Hazreti Zat-ı Vacibül Vücudu kabullenen insan, baktığı her şeyde onu görür. Ağaçta, dalda, meyvede, yaprakta, çekirdekte, küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe, her şeyde, ama her şeyde sadece onu temaşa eder. Bu tıpkı harfleri veya kelimeleri, bütün karakterleri ve özellikleriyle tanımak gibidir. Özellikle Osmanlıca'da geçerli olan bir husustur bu. Mesela mektup kelimesini, diyor Hoca Efendi, Osmanlıca hakkıyla vakıf birisi gördüğünde mektup veya müktup gibi, miktup gibi değişik şekillerde okumaz. Şimdi biliyorsunuz Osmanlıca'da, bilenler bilir diyelim daha doğrusu, Osmanlıca'da uzatma harfleri sadece sesli harfler gösteriliyor, sesli harfler yazılmıyor. Hareke de yok Osmanlıca'da. Dolayısıyla mektup yazacaksınız, mim, kef ve b harfini yazdınız. Ama kelimeyi tanıyorsanız eğer, yani bunun mektup kelimesi olduğunu biliyorsanız, kelimeyi okuyabiliyorsunuz. Ama onun mektup kelimesi olduğunu bilmiyorsanız, okumaya çalışırken sesli harfleri sizin vermeniz gerekiyor. Hareke yok, sesli harf yazılmamış. Ne yapıyorsunuz bu sefer? Miktub diye okuyorsunuz ya da müktub diye okuyorsunuz onu. Değişik şekillerde okuyorsunuz. Çünkü Osmanlıca'da kelimeler hecelere bölme usulüyle değil, kalıplar şeklinde görülüyor ve okunuyor. Yani biliyorsunuz Latince'de hecelere bölüp okuyorsunuz. Osmanlıca'da öyle değildir. Tümüyle görsel zekaya hitap eder. Kelimeyi görüyorsunuz ve bir bütün halinde, yani bir kalıp halinde onu tanıyorsanız okuyabiliyorsunuz. Tanımıyorsanız hecelerle okumaya çalıştığınızda ortaya başka kelimeler çıkıyor. Steno'da olduğu gibi kalıplar vardır Osmanlıca'da. O kalıpları beller ve gördüğünüzde onu ancak o şekilde doğru okuyabilirsiniz. Aynen bunun gibi, diyor Hoca Efendi, varlığı bütünüyle Allah'a bağlayan, bağladığına baştan inanan bir insan hep onu görür, onu duyar. Yani nasıl mektup kelimesini tanıyorsanız okuyabiliyorsunuz, Öyle de varlıkta neyi göreceğinizi biliyorsanız eğer, o turraları, o esma nakışlarını, onları görmek için bakıyorsanız eğer, o zaman varlıkta esma ilahiyi okuyabiliyorsanız ondan ötürü sevebiliyorsunuz. Aynen bunun gibi varlığı bütünüyle Allah'a bağlayan, bağladığına baştan inanan bir insan hep onu görür, onu bilir, onu duyar. Peygamberane bir bakış ve görüş ve duyuş ve seziştir bu. Bu, tekrar ediyorum, peygamberane bir bakış, peygamberane bir görüş, duyuş ve seziştir. Varlığı doğru okumaktır. Varlığı bu şekilde okuyanın ise marifeti artar. Marifet arttıkça düşünce ufku gelişir. Terkipçi nazar derinleşir. Şu an düşüncedeki en büyük tıkanıklık terkip tıkanıklığı. Yani bir şeyi öğreniyorsunuz, o öğrendiğiniz şeyden yeni terkipler. Yeni terkipler, yeni tahliller, yeni cümleler, yeni makaleler, yeni düşünceler üretmek, terkip. Onu onunla birleştirerek, onu onunla karıştırarak yeni mahsuller ortaya çıkarabilme. Bunun gelişebilmesi, derinleşebilmesi neye bağlı diyor Hoca Efendi? Tedelli usulüyle düşünmeye bağlı. Çok önemli, bakın, özellikle gençler için çok önemli. Varlığı bütünüyle Allah'a bağlama. Sonra bağladığına baştan inanan bu insanın hep Allah'ı görmesi, onu bilmesi, onu duyması. Bu bakışa ne diyoruz? Peygamberane bakış, nebevi bakış. Öyle bir duyuş, öyle bir seziştir ki bu varlığı size doğru okutur, doğru gösterir. Ve varlığı bu şekilde okuyan, diyor Hoca Efendi, böyle marifeti artar. Marifet böyle artar. Marifet arttıkça düşünce ufku gelişir, terkipçi nazar derinleşir ve gün gelir Allah'ın Celle Celaluhu kudretinin, iradesinin, meşiyetinin, hayatının, sem'inin, basarının, yani Allah'ın sıfatlarının kendini kuşattığını görür. Görür ve bu nimetleri ihsan eden Rabbine şevki şükürle yaklaşır. Bakın, Hoca Efendi size neyi öğretiyor biliyor musunuz? Allah aşkına giden yolu gösteriyor. Allah aşkına böyle yol bulunuyor. Yani Allah'ın kudretinin, iradesinin, meşiyetinin, hayatının, sem'inin, basarının bizi kuşattığını görmek. Görüp bu nimet ve nimetleri ihsan eden Rabbimize şek ve şükürle teveccüh edebilmek neyle mümkünmüş? Tedelliyle mümkünmüş. Nebevi nazarla mümkünmüş. Nebi vesayetinde yol almakla mümkünmüş. Yani önce Allah'ı sevmek, Allah'ı bilmek, sonra bütün mahlukatı, onun eserleri, bir meşher, bir sergi salonu, bir kainat kitabı olarak ondan ötürü bakmak, ondan ötürü görmek, ondan ötürü sevmekle mümkünmüş. Varlığa bu gözle bakmayanlara gelince, onlar üzerine sağanak sağanak dökülen nimetler karşısında küstahlaşır, laubalileşir, şımarırlar. Üstadın misalleri içinde memer, yani nimetler üzerinde tecelli ettiği, gelip geçtiği bir varlık olduğu halde kendilerini mazhar zannederler. Yani o nimetleri hak ettiklerini zannederler. Bakın, memerle mazhar arasındaki fark bu. Memer, o nimet senin üzerinden gelip geçiyor. Sen o nimetin, o istidat, o zeka, o yazı yeteneği senin üzerinden gelip geçiyor. Sen bir memersin. Oysa kendini onun layığı, onun masarı olarak görür ve zannederler. Halbuki Allah'a karşı saygılı olmak, temkin içinde ona şükür hisleriyle dolmak, bizleri şımartacak ölçüde başımızdan sağanak sağanak yağsa da nimetler karşısında şımarmamak, o nimetleri ihsan eden Rabbimize ciddiyet içinde mukabelede bulunmayı gerektirir. Neydi bakın, biz aşkın etrafını hangi kavramlarla örgülüyorduk? Hatırlayın, şevk, iştiyak, tevbe, inabe, evbe, temkin, bunlarla örgülüyorduk. Allah insanı bir ayna yaptıysa, insan ayna olmasını bilmelidir. her tavırda, her davranışında, her sözünde, her düşüncesinde, her mülahazasında onu göstermelidir. Bakın, onu göstermelidir. Bir peygamberane tavır içerisinde. Evet, peygamberane tavır budur. Peygamberlerin hepsi böyle hareket etmişlerdir. Bununla bütün insanlara ışık tutmuş, rehber olmuşlardır. Vesayet çağrısıdır bu aynı zamanda. Peygamber vesayetinde yaşamanın çağrısıdır ve bu çağrıya icabet edilmelidir. Tarih şahittir ki buna icabet edenler aldanmamışlardır. Hasılı hem peygamberi bir bakışa, insibağa, peygamber rengine boyanmaya, nazar ve teveccühe ulaşmak için evirip çevirip her şeyi ubudiyet sırrına bağlamak, Mişkat-i sünnetin ışığı altında meseleleri çözmek. Peygamber nurunun, sünnetin meşalesinin ışığı altında meseleleri çözmek, hem de bunlara mazhar olduktan sonra kendimizi rahat ve rehavete salmamak, şatahatlara girmemek için Nebi vesayetine ihtiyacımız var diyor Hoca Efendi, değerli dostlarım. Evet, biz de dersimizi bu noktada bitiriyoruz. Hakkınızı helal edin. Böylece bir makale, hani dedim ya, tamam bir okuyacağız ama vaktimiz kalmadı diye, ama bir makale daha okumuş olduk. Nebi Vesayeti makalesi çok önemli bir makaledir bence. Tedavi meselesini anlamak açısından. Şimdi Nesibe bizim chatimizi açsın ve ben sizden gelen duaları okuyayım. Çok güzel, o kadar mutlu ediyor ki beni. Bir arkadaş da bunu dillendirdi. Yani dersin en tatlı bölümü bu dualar bölümü haline geldi. Çünkü dersin semeresi oluyor bunlar. Dersimizi duaya dönüştürmüş oluyoruz bir taraftan. Ve bir taraftan da duayı külliyet kesbettiriyoruz bu ders halkası sayesinde. Tabii sadece bu derse iştirak edenler değil, daha sonra dersi dinleyen arkadaşlar da hep şunun altını çiziyorlar. Amin, hani biz de bu duaların içerisinde olalım diye. Onlar da bu dua halkasına dahiller. Evet, Allah bizi aşkıyla delirtsin demiş Safiye Hanımcığım. Öyle olsun inşallahu teala. Amin, amin, amin. Rabbim bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vesayetine alsın Rabbim bizleri. Neslihan'ın duası. Amin sevgili Neslihan. Allah ebeden razı olsun hocam. Yüreğinize sağlık. Buna da amin diyelim. Sevgili Arzum'un duası. Rabbim marifetimizi coşturdukça muhabbetler ve bu muhabbetlerin edebini korumayı bize nasip etsin. Amin. Daha yok mu diyelim Arzum? Her min mezit diyelim inşallahu teala, ama temkini muhafaza edelim. Gülüzar'ın duası, Rabbim bizlere nebevi bakışa açsın biz. Nebevi bakışa açsın, aşkla burnumuzun kemiklerini sızlatsın. Amin, amin. Sızlatsın, duyursun o hasreti. Anne babamızdan, tatlı canımızdan artık sevdirsin. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allah için birbirini sevenler zümresini bana hatırlattı demiş Serpil. Allah bizi evet birbirine sevenler zümresinde, o hiçbir gölgenin bulunmadığı günde buluştursun. Sevgili Sena'nın duası, Allah'ım bizi sana devamlı mest olmuş bir şekilde şükredenlerden eyle. Amin, amin. Evet, amin inşallahu teala. Rabbim onu bize ne kadar sevdiğinin idrakine ulaşıp, onun bizi ne kadar sevdiğinin idrakine ulaşıp onu aşkla sevmeyi nasip etsin. Amin ya Rabbi. Ya Rab, seni hakkıyla sevmeyi bize nasip eyle. Amin. Allah yarattıklarına karşı olan muhabbetimizi arttırsın. Amin. Allah aşkına giden yolda bizi yarı yolda koymasın. Amin. Allah mevcudata karşı alakamızı, hayretimizi, hayranlığımızı, ilgimizi, merakımızı arttırsın. Merak çok önemli bir duygu, biliyorsunuz biz onu suistimal ediyoruz. Allah merakımızı ve alakamızı arttırsın. Mahlukata, mevcudata, sanata karşı. Rabbim ona muhabbetle dolu bir kul olabilmemiz için ihtiyacımız olanları bizlere nasip etsin demiş Aysun. Amin. Ayna olmasını bilelim, Allah aşkımızı arttırsın, şımarıklıklardan, şatahatlardan, taşkınlıklardan bizi muhafaza buyursun. Ya Muhyi, yitirdiğimiz hayretimizi dirilt. Amin, amin. Şeyma'nın duası. Cenab-ı Hakk bizi, Fatma Nur'un duası çok önemli bir dua. Merhametsiz azaplardan Cenab-ı Hakk bizi muhafaza buyursun, korusun Cenab-ı Hakk. Manayı ismiyle sevmeklerden, merhametsiz musibetlerden Cenab-ı Hakk bizi korusun. Çok kuvvetli vesilelerden bizi kendisine takıp da manayı ismiyle sevmemize sebebiyet verecek muhabbetlerden Allah bizi muhafaza buyursun. Namazlarımızı aşkın icrası etsin demiş Fatma Nur. Aynen öyle olsun. Aşkın meşki haline getirsin Cenab-ı Hak namazlarımızı. Ayperi Hanımcığımın duası. Kalbin sonsuz sevme istidadı var. Allah için dediniz ya, ben de hepinizi Allah için çok seviyorum demiş Ayperi Hanım. Ben de şahidim Ayperi Hanım'ın kalbindeki böyle sonsuz sevme istidadının kuşatıcılığına. Raziye Hanım kayınvalidesi için dua rica etmiş. Allah şifalar versin. Cenab-ı Hakk bu derste mütalaa ettiğimiz hakikatlerin hürmetine şifa lütfetsin. Evet, Serpil'in duası güzeller güzeli. Rabbim o aşkı sevgi bizim nazarlarımızı hep güzelleştirsin. Aşkı sevgisiyle güzelleştirsin. Zerrin Hanımcığımın duası Allah'tan ötürü sevenlerden, sevilenlerden eylesin. Bu da çok önemli. Allah bizi Allah'tan ötürü sevilenlerden eylesin. Yani bizi kimsenin ona takılıp kalacağı, mana ismiyle onu seveceği, bir imtihan, başkaları için imtihan unsuruna dönüşeceğimiz sevgilerle sevdirmesin Cenab-ı Hakk. Öyle şeffaflaştırsın ki bizi Allah, öyle bir ayna haline getirsin ki bize takılmasın insanlar. Bize baksın, Allah'ı sevsinler. Öyle bir ayna olalım. Maddi manevi hayırlı kapılar açsın Rabbimiz bize. Sevdiklerimizi onun için sevip kavuşabilecek istidatlar versin Cenab-ı Hakk bize. Amin, amin sevgili Neslan. Evet değerli dostlarım, tedaviye ilişkin dualar biraz az oldu gibi geldi bana. Aşka ilişkin dualar çok, biraz da tedavi duası yapalım, çok önemli. Sevgi hayranlıkla hakikati göstererek Allah'tan ötürü yukarıdan aşağıya, evet, edeple aksın. İşte buydu beklediğim dua. Hayranlıkla hakikati görerek Allah'tan ötürü yukarıdan aşağıya edeple aksın. Sağlığımız, afiyetimiz, güzel ahlakımız Efendimizle tamam olsun. Güzel bir dua. Amin, amin, amin. Evet, biz Allah'ı sevelim. Ve Allah'tan ötürü bütün mevcudatı, mahlukatı sevelim. Tedelli usulüyle sevelim. Ve bu bizdeki mücerrete açılma istidadını ziyadeleştirsin. Terkip istidadını ziyadeleştirsin. Bizi tefekkürde derinleştirsin Allah'tan ötürü sevebilmek. Mahlukata hep onu görmek duygusuyla bakalım. Onu seyretmek, onu bilmek aşkıyla bakalım mahlukata. Ne arayacağımızı bilerek bakalım. Mahlukata, mahlukatın masnuat olduğunun idrakiyle bakalım. Her girinti ve çıkıntı mevcudatın üzerindeki bizde o soyutlama yeteneğini tetiklesin. Her gördüğümüz fırça darbesi bizi ilahi sanatlara biraz daha açsın. Aynalarda seyrettiğimiz şeyin ilahi sanatlar olduğunun bilinciyle aynalara bakalım. Aynanın ayna olduğunu bilelim. Ve hiç kimseyi Allah'ı sever gibi sevmeyelim. Allahlaştırarak sevmeyelim hiçbir şeyi. Allah gibi sevmeyelim. Allah'tan ötürü sevelim ama. Allah'tan ötürü mahlukata öyle şiddetli bir alaka duyalım ki o şiddetli alakanın elemini ancak sonsuzluk merhebiyle iyileştirebilelim. O hasbiyelerdeki gibi öyle şiddetli bir alaka duyalım ki yapraklara, ağaçlara, evladımıza, kendi mahiyetimize, birbirimize öyle şiddetle sevelim ki birbirimizi. Ama o şiddetle birbirimizi seviyor oluşumuz Allah'a olan aşkımızı tenkıs etmesin, tezyid etsin, eksiltmesin, artırsın. Eğer Allah'a olan aşkımızı fani mahbublar azaltıyorsa bu Allah'tan ötürü sevmiyoruz anlamına geliyor. Artırsın Cenab-ı Hak. Hoştur bana senden gelen ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, lütfunda hoş, kahrında hoş diyebilenlerden olalım. Tefviz makamında duralım. Aşkımızı şevki iştiyakla köpürtelim, coşalım, mahiyetimizin bir buudu haline getirtelim ve aşkın taşkınlıklarından da temkinle, edeple kendimizi muhafaza edebilelim. Mahlukatı her an celalde de cemalde de kolaylıkla okuyabilelim. Ondan ötürü her şeye şefkatle, sevgiyle bakabilelim. Nefsi emmarede yansıyanlar o tabakada bize ben dedirtmeye çalışan nefse diyelim ki seni de Allah'tan ötürü seviyor. Öyle diyelim nefsimize. Seni de seviyorum, gel sana da yer var ama Allah'tan ötürü. O yüzden de inkiyat halinde bulunman gerekiyor diyelim ona. Evet, Ahmet kardeşimin duası, her şeyi yerli yerine görüp sevebilmeyi nasip etsin Rabbimiz. Amin, amin, amin. Zeynep'in duası, bütün kainatı kalp nazarıyla görebilmeyi, görmek için bakabilmeyi, bunun mutmainliğiyle yaşayabilmeyi nasip etsin. Amin sevgili Zeynep'ciğim. Amin benim güzel çocuğum. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar. Hakkınızı helal edin. Aminlerimiz semalara ulaşsın. Melekler de bizim aminlerimize iştirak etsinler. Güllerinizi kalbimin vazosuna özenle yerleştiriyorum. Kalplerinize kalple mukabele ediyorum. Değerli dostlarım, benim hakkınızı helal edin. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.